CHP Mersin Milletvekili Profesör Doktor Aytu Atıcı, Mersin'de kurulması planlanan Akkuyu Nükleer Santrali için meclis araştırma önergesi verdi. Atıcı, santralin bölge ve insan sağlığına zararlarının araştırılması ve oluşabilecek tehlikeleri önceden belirleyerek gerekli politikaların oluşturulmasını istedi. Geçtiğimiz ay Mersin'in 5.2 büyüklüğünde depremle sarsıldığını hatırlatan Atıcı, yenilenen deprem haritasıyla santralin yapıldığı Akkuyu bölgesinden Ecemiş fay hattının geçtiğinin tespit edildiğine dikkat çekti. Önergede üzerinde durulan bir diğer nokta ise atıkların nasıl yok edileceği meselesi. Nükleer atıkların yok edilmesi için dünya çapında bulunmuş bir yöntemin olmadığı vurgulandı. Atıcı, soğutma sularının denize bırakılmasının Akdeniz ekosisteminde çevresel felaketlere neden olacağını, bölge atmosferinde ve tarım alanlarında asit yağmuruyla ağır metal kirliliğine yol açacağını belirtti. CHP'li Atıcı, bilimsel araştırmaların bir nükleer santralde kaza ya da hata olmaksızın santralin 5 kilometre çevresinde yaşayan çocuklarda kan kanseri riskini 2.2 kat arttırdığını gösterdiğini de vurguladı. Meclis araştırma önergesi isteyen CHP milletvekili Aytu Atıcı telefonu attığımızda. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar. Evet, İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Bugünün anlam ve önemine de binaen istediğiniz bu açıklamayı bugün insan tarihinin en büyük felaketlerinden birinin atom bombasıyla Hiroşima'nın vurulmasının yıl dönümü 70. yılı ve biz de Türkiye'de zaman zaman atom bombası teknolojisi üretim tartışmalarına da konu olan nükleer enerjiyi tartışıyoruz. Ve doğru. Sizin vekili olduğunuz bölgede Mersin'de yapılıyor bu nükleer santral. Öncelikle bu soru önergesini vermekteki niyetinizi, neden bu soru önergesi verdiğinizi soralım size. Elbette. Şimdi aslında Türkiye kamuoyu çok yakından nükleer santrali izliyor. Ve benim de milletvekili olmadan önce Mersin Tabip Odası Başkanı iken, hatta daha da önce bir hekimken nükleer santralin gereksiz olduğuna ve zararlarına yönelik pek çok açıklamam vardı. Kısmet oldu, milletvekili oldum. Şimdi kentin en büyük sorunu olan bu nükleer santral sorununu da çok çeşitli vesilelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine hep getiriyorum. Getirmeye de devam edeceğim. Tabii bugünün anlamı çok önemli. Bugün Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombası atılmasının 70. yıl dönümü. Ben bu vesileyle nükleer enerjinin nelere mal olabileceğini insanlara hatırlatmak için bu önergeyi hazırladım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundum. Şimdi Mersin genelinde ve Türkiye genelinde baktığımız zaman 3 ana noktada biz nükleer santralin kurulmasına karşı çıkıyoruz. Birincisi, nükleer santral Türkiye için gerekli değildir. Enerji ihtiyacımızı biz yenilenebilir enerji kaynaklarından çok rahat bir şekilde elde ettik. Ve Türkiye'nin %7 büyüdüğünü varsayarsak, ki hiçbir zaman %7 büyümedi biliyorsunuz, hesabı buna göre yaparsak, %7 büyüdüğünü bile düşünecek olursak, 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynakları ile Türkiye'nin enerji ihtiyacının 4 katını elde edebiliyoruz. O nedenle biz nükleer enerjiye ihtiyaç olmadığını savunuyoruz. Birinci noktamız bu. İkinci noktamız ekonomik boyutu. Nükleer santral, burada Mersin'de kurulacak olan nükleer santral, ekonomik olmadığı gibi, yani elektrik enerjisini ucuza üretmediği gibi, çevreye vereceği zararlar ile başta Mersin ekonomisi olmak üzere Türkiye ekonomisini de kötü yönde etkileyecektir. Yani 13,5 sent, dolar sent civarında bir enerji kilowatt saati, bu kadara mal olacak bir enerji elde edeceğiz. Bu dünyanın en pahalı enerjisidir. Bu nedenle mantıklı değildir. İkincisi, buraya 25 milyar dolarlık bir yatırım yapılıyor. Bir masrafı olacak. Bu sadece yapım masrafıdır. Bu da hariçtir. Daha sonra bu nükleer santral ömrünü tamamladığında söküm maliyetlerinin ne kadar olacağını tahmin bile edemiyoruz. Ancak
en az yapım maliyeti kadar olduğunu tahmin edebiliyoruz. Tüm dünyadaki verilere incelediğimiz zaman bu nedenle de ekonomik değildir. Üçüncüsü ve önemlisi ise burada insan sağlığına, daha doğrusu canlı sağlığına çok ciddi zararlar vereceğini dünya örneklerinden gördük. Siz az önce jenerikte de gösterdiğiniz üzere, söylediğiniz üzere eğer bu nükleer santralde hiçbir kaza olmazsa, hiçbir sızıntı olmasa bile Almanya'daki nükleer santrallerin 5 kilometre etrafında bulunan çocuklarda kan kanseri riskinin 2.2 kat arttığı gösterilmiş. Yani aynı olasılık, aynı risk bizim burada Mersin'de, Akkuyu'da nükleer santral civarında da olacak. Üstelik buraya yapılan, buraya kurulacak olan Viver 1200 tipi nükleer santral daha dünyada bir örneği yok. İlk defa Türkiye'de deneniyor. Yani bize neye mal olacağını, etrafa ne kadar nükleer ışın yayacağını henüz bilmiyoruz çünkü elimizde bir veri yok. En iyi santrallerde bile kan kanseri olasılığı riski 2.2 kat artmışken bu Viver 1200 tipi nükleer santralde ne olacağını bilmiyoruz. Bu her şey yolunda giderse, eğer bir patlama olursa, eğer bir sızıntı olursa, işte o yüzden ben bugün bu önergeyi verdim. Herkes dönüp Hiroşima ve Nagasaki'de olanlara bakacak. Ha atom bombası atmışsınız, ha nükleer santralden bir sızıntı olmuş. Aynı nükleer enerji insanları yok edecek, sakat bırakacak, daha da kötüsü insanların DNA'larını kıracak. Yani kırık DNA'lar neticesinde kan kanseri, diğer kanserler nesilden nesile aktarılacak. Evet. O yüzden bu nükleer santralin burada yapılmaması gerekiyor. Bütün karşı çıkış nedenimiz budur. Hiroşima ve Nagasaki biraz eski tabii, 70 yıl. Şu anda ömrü yetenlerin önemli bir kısmı, yaşayanların önemli bir kısmı bizler dahil. O günleri hatırlamıyoruz. Sadece tarihten okuyoruz. Ama bizlerin çok iyi hatırladığı bir Çernobil faciası var. Bizim yaştaki insanların çok iyi hatırladığı bir Çernobil faciası var. Bu da tıpkı Hiroşima'da atom bombası nasıl atıldıysa burada da Çernobil'de de bir nükleer santral kazası oldu ve hala o acılar yaşanıyor. Onun etkileri silinemedi. Daha yakın bir zamanda Japonya'da Fukushima'da benzer bir kaza oldu ve insanlar ciddi şekilde öldüler, yandılar ve maalesef kan kanseri ve tiroid kanseri ve diğer kanser olasılıkları çok yüksek derecelerde arttı. Şimdi bütün bunlar elimizdeyken ve böyle bir enerjiye ihtiyacımız yok iken, üstelik de çok pahalı bir enerji iken neden biz buraya nükleer santral kuralım? Bunun nedenini bana hiç kimse anlatamıyor. Ama hiç kimse anlatamıyor. Burada rant var. İnsanlar burada 25 milyar dolarlık bir rantın peşinde koşuyorlar. Kaldı ki bu rant çok daha üst düzeylere çıkacak bir ranttır. Çünkü başlangıcında 20 milyar dolara başlandı. Şimdi 25 milyar dolara çıktı. Ciddi bir rant var burada. İki, bizim en büyük korkumuz bu nükleer enerjiyle oynamayı seven diktatörler bir nükleer silaha sahip olma sevdasıyla yaşarlar. Yani ne kadar çok silahım olursa o kadar güçlü olurum mantığıyla davrandıkları için bizim başımıza böyle bir belayı sarmaktan hiç çekinmiyorlar. En tehlikeli konulardan bir tanesi de yine siz az önce söylediniz, burada yaşanan depremler. Şimdi Türkiye'nin en emin yeri olarak burası seçilmişti. Yani depremin olmadığı, altında fay hattı olmayan bir yer arandı Türkiye'de bundan 39 yıl önce ve Mersin'in Gülnar ilçesinin Akkuyu beldesi bulundu. O zamanki teknolojiye göre böyle bir tespit yapıldı ve buraya lisans verildi. Fakat daha sonra yapılan araştırmalarda, özellikle teknolojinin gelişmesiyle yapılan araştırmalarda burada bir fay hattı olduğu tespit edildi ve bunun da adına Ecemiş fay hattı denildi ta o zamanlar. Şimdi bunlar lisans yerini değiştirmek ya da tamamen vazgeçmek yerine inatla bu fay hattının üzerine nükleer santral inşa etmeye çalışıyorlar. Biz bunu söylediğimiz zaman efendim 9 derece
9 şiddetindeki depreme dayanıklı bir şey yapıyoruz diye söylüyorlar ve bunun için maliyeti arttırmaya çalışıyorlar. Halbuki konu sarsıntı değil, konu çöküntüdür. Çünkü burası denizin hemen dibindedir ve biraz kazdığınız zaman su çıkar altından. Yani bir deprem olduğunda buradaki yapı olduğu gibi çökebilir. Yani yıkılma, sarsılma tehlikesinden ziyade bir çökme tehlikesi vardır. O nedenle biz burada nükleer santralin yapılmasını asla istemiyoruz. İnanın bana, burada yaşayan CHP'li, MHP'li, HDP'li, AKP'li veya diğer partilerden apolitik, Alevisi, Sünnisi, dinlisi, dinsizi herkes, burada yaşayan insanların %80'den fazlası burada nükleer santral yapılmasını istemiyor. İstemiyorlar. Peki. Efendim. Biz de diyoruz ki ya burada bir referandum yap. Halk istiyorsa tamam biz razıyız yapın ama halk istemiyorsa buraya nükleer santral yapmayın diyoruz ama bir türlü derdimizi iyi anlatamıyoruz. Aslında anlıyorlar. Ben bu konuşmaları defalarca milletin kürsüsünden mecliste yaptım. Evet. Anlıyorlar. Komisyonlarda yaptım. Anlıyorlar. Ama bir, para tatlı geliyor. İki, nükleer silaha sahip olmak istiyorlar diye bundan bir türlü vazgeçmek istemiyorlar ve bizi tehlikeye atıyorlar. Aytuğ Bey, aslında şunu sormak isterim. Bu kadar önemli bir konu. Siz bir de bir taraftan bir tıp profesörü olarak, bir hekim olarak dinliyoruz uyarılarınızı. Bu kadar Elbette. Önemli bir konuyla ilgili mecliste bugüne kadar herhangi bir araştırma yapıldı mı? Şimdi geçen dönem, benim ilk milletvekili olduğum dönemde ben yine bir araştırma önergesi vermiştim. O zaman insanlar bunu çok dikkate almadılar. O araştırma önergesinin üzerinden Fukushima olayı ortaya çıktı. Ve biz bu konuyu mecliste herhalde yani ucuca yani ekleseniz toplasanız kaç kere bu konuyu ben konuştum veya mecliste konuşuldu diye iddia ediyorum. Yani 100'e yakın konuşma yapılmıştır geçen dönem bu konuda. Özellikle Sinop'a bir nükleer santral yapılacağı ve Japonlarla yapılan anlaşma döneminde tekrar zirve yaptı bu konuşmalar. İğneada'da İstanbul civarında yine niyetli bir nükleer santral yapmak o zaman yine çok konuşuldu. Fakat tabii biz bu fikri takip ve çok önem verdiğimiz için insanlarda da bir hassasiyet oluşturduğumuzu fark ettiğimiz için üzerine gidiyoruz. O zamanlar çok dikkati çekmiyordu bu önergeler ama dün verdiğim ve bugün basında yer alan bu önerge bugün Türkiye'nin gündemine oturdu. Türkiye'nin gündemi bu kadar yoğun iken ulusal gazetelerinde önemli bir kısmında yerel gazetelerin çoğunun birinci sayfasında manşetten bu haber verildi. Çünkü insanlar artık anladılar. Çünkü ben bu olaya siyasi olarak bakmıyorum. Bu evet. olay her şeyden önce insani ve tıbbi bir olaydır. Ve ben bu olaya partiler üstü bakıyorum. Onlara diyorum ki AKP'lilere, özellikle AKP'lilere diyorum ki bakın buradan bir ışın çıktığında bu ışının rengi yok, göremezsiniz, kokusu yok, koklayamazsınız, dokunamazsınız, bir sesi yok, kulağınızla duyamazsınız. Ve inanın bana AKP'li, CHP, MHP ayırmadan herkesin çocuğunu kanser edecek dediğimde anlıyorlar. Ama tabii baştaki adamın iki dudağı arasında olduğu için her şey ellerini yine buna kaldırıyorlar. Ben eminim ki şu anda dipta yönetimi uygulayan insanlar bu ülkeden gittiğinde burada nükleer santral yapılmayacak. Çünkü o hassasiyete, o kıvama getirdik ve insanlar bize inandılar. Benim söylediklerime inandılar. Çünkü ben onların önüne bilimsel verilerle, gerçeklerle geliyorum. Ve biz bunları konuşa konuşa en nihayetinde Konya Karapınar'a bir güneş enerjisi santrali yapılmaya başlandı. Bu sevindirici bir olaydır. Ha, ama buradaki nükleer santral sevdasından da vazgeçmediler. Bakın daha dün bir kimyasal sızıntı oldu değil mi? Evet. Yani bütün Türkiye ayağa kalktı. Bugün Hürriyet Gazetesi'nin de manşetinde yine bu kimyasal sızıntıdan bahsettiler. Ve asit sızıntısı olduğunu, sarı sarı dumanların Türkiye'yi kapladığını hepimiz gördük. Şimdi orada en büyük endişe şu, tabii kimyasal sızıntı olabilir ama bir koruma planınız veya acil müdahale planınız var mı? Vallahi de yok, billahi de yok. E be kardeşim, şimdi depreme karşı bir planın var mı? Yok. Kağıt üstünde belki var. Kimyasal sızıntıya karşı yok.
Yahu bu nükleer sızıntı. Bakın hiç kimse ben Mersin dışında oturuyorum bana gelmez demesin. Bakın buradan tekrar söylüyorum. Bu nükleer ışınımlar, nükleer bulutlarla meteorolojik olarak incelendiğinde Türkiye'nin Ankara dahil her yerine yayılıyorlar. Mevsim mevsim bulut hareketlerini inceledim. Meteorolojik olarak bir de baktım ki örneğin Ağustos ayında eğer bir ışınım, bir sızıntı olur ise bunlar Gaziantep tarafına yöneliyor bu bulutlar. Daha farklı aylarda Kıbrıs'a doğru, Ankara'ya doğru, Güneydoğu'ya, Doğu'ya doğru bu nükleer yüklü bulutlar yayılıyorlar ve bir yağmurda insanların üzerine nükleer yağacak. Şimdi yani bu sadece Mersin'in sorunu da değil. Hele bu eğer Sinop'a da İnada'ya da yapılırsa Türkiye'nin dört bir tarafından ışınımlar gelecek. Peki dünya efendim. Ne yapıyor? Bir de ona bakalım kısaca. Dünya bunun farkına vardı. Özellikle Almanya. Bakın dünya teknolojisinin ciddi bir kısmını elinde tutan ve en çok enerji tüketen ülkelerden birisi olan Almanya 2020 yılına kadar bütün nükleer santrallerini kapatma kararı aldı. Yeni nükleer santral yapmıyor Almanya. Dikkatinizi çekerim. Aytu Bey. Aytu Bey çok özür diliyorum, bölüyorum. Süremizin sonuna geldik zira. Sadece bir şey, yani bir cümleyle cevap isteyeceğim. Bu meclis araştırma önergesi verdiğiniz efendim bir araştırmaya dönüşecek midir? Dönüşmesi için ne gerekiyor? Onu da soralım, kapatacağız ülkenin. Şimdi biz 20 milletvekilinin imzasıyla bunu meclise verdik. Evet. Ve meclis ilk toplantısında böyle bir araştırma komisyonu kurabilir. Bir, yani 10 dakikalık işi var. Eller kalkar bu komisyon kurulur. Bu komisyon çalışmalarına başlar ve benim bu anlattıklarımın gerçek olup olmadığına bakar. Evet. Ve buna göre Türkiye'nin ve yavrularımızın, evlatlarımızın çıkarlarını düşünerek bir karar verir. Der ki efendim gerçekten bu santrale ihtiyacımız yokmuş der ve bundan vazgeçer Türkiye. Bu kadar basit, bu olabilir. Bunu yapmalarını istiyoruz biz AKP'lilerin, MHP'lilerin ve diğer parlamenterlerin. O yüzden bu komisyon kurulur ve 3 ay çalışırsa bütün gerçekliğiyle nükleer enerjiye Türkiye'nin ihtiyacı var mı yok mu? Yani attığımız taş ürküttüğümüz kurbaya değer mi değmez mi? Bunların hesapları yapılır. Türkiye'nin önü aydınlanır. Bu böyle çok önemli olur. Böyle ikisinden debel altında kalmaz. Şüphesiz çok önemli olur. Sadece belki Akkuyu tehlikesi sizin de bahsettiğiniz gibi hükümet değiştiği zaman ortadan kalkacaktır ama Akkuyu ısıtılıp önümüze gelen bir konu. Belki nükleere evet. dair böylesi bir meclis araştırması gelecek için de çok daha yararlı olacaktır. Teşekkür evet. ediyoruz. Peki. Vakit ben ayırdığınız için efendim değerlendirmeniz için saygılar sunuyorum. Evet değerli izleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Profesör Doktor Aytu Atıcı telefon attığımızdaydı. Bir meclis araştırma önergesi verdi Aytu Atıcı Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili. Detayları da kendisiyle konuştuk. Son olarak da bu önerge peki nasıl bir araştırma komisyonuna dönüşür dedik. Meclis açıldığında milletvekilleri destek verirse Türkiye Büyük Millet Meclisi nükleer meselesiyle ilgili bir araştırma komisyonu ilk kez kurup bununla ilgili bir rapor hazırlamış olacak diyelim ve kapatalım bugünlük Yeşil Bülten'i. Görüşmek dileğiyle.